Sevgili NS Medya YouTube kanalımın takipçileri, aboneleri ve katılımcıları. Malum zorlayıcı bir yılı geride bıraktık. Ocak ayında gezegenlerin kombinasyonu 12 burcun hayatını nasıl etkileyecek? Kimlerin neyi yapması, kimlerin asla neyi yapmaması lazım? Keşke dememek için. Eyvah ben bu hatayı nasıl yaptım? söylemlerini kendimize söyleyerek, pişmanlık duygusu içerisinde olarak yaşamda yol ve yaş için tedbirli ve dikkatli olmalıyız. Her zaman ne diyorum? Astroloji bir hava durumu gibi. Hayatımızı planlamak, programlamak bizlerin elinde. Hepimiz davranışlarımız ve yaşamda ilerleyişimizle yaşamda bazen sağlıklı bazen sağlıksız yol alabiliyoruz. Dolayısıyla Ocak ayında 12 burcu neler bekliyor? Kimlerin neye konsantre olması lazım? Kimlerin hangi konuda mücadele etmekten vazgeçmesi lazım? Bunların hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum ben. Öncelikle ilk burcumuz sevgili koçlar. Bu ay ayın başından sonuna kadar hayatınıza, yaşamınıza konsantre olmalısınız. Yani sizin spotunuz yaşama hayata dair odaklanmak ve konsantre olmak olmalı. Özellikle ben kendi yolumda sakince huzurlu ilerliyorum olumlamasını ihtiyaç duydukça tekrar etmeye de özen gösterin. Bu dönem ayın başından sonuna kadar olan süreç sevgili koçlar ve yükselen koçlar bu ay genel yaşantınıza katılan sosyal çevreden yeni tanışacağınız kişiler konusunda seçici olmaya özen göstermeniz gerekiyor. Kişiler konusunda seçici olmaya özen gösterdiğinizde kendinizi ruhsal, yaşamsal olarak koruma altına alacaksınız. Aksi takdirde seçici olmadığınız zaman ayın ilk gününden özellikle aslan burcundaki yengeç burcunda doğmuş Ay'ın Aslan burcuna geçişiyle birlikte dolunayın ayın 15'ine kadar etkili enerjisinden dolayı ayın 18'inde de Jüpiter Uranüs kare açısı var. İletişim ve ilişkilerde dikkat etmenizde fayda var uyarısını yapmakta. Değişimler için uygun bir aydasınız. Ancak dostluklarda, arkadaşlıklarda seçici olmaya özen gösterin ayın 30'una kadar istediğiniz yeniliği, istediğiniz dönüşümü ve değişimi yapabilirsiniz. Ancak hayatınızdaki değişikliklere karar verirken iyice düşünerek karar vermeniz ve ilk çıkan fırsatı ya da fırsatları değerlendirirken heyecana kapılmamalısınız. Hayatınızda yaşadığınız problemlere ait olayları abartmamaya ve anlayış göstermeye özen gösterin. Ancak başınıza gelen olumsuzluklarda hayattan aldığınız dersler için de şükretmeyi bilmelisiniz. Bu ilerleme sayesinde 14 Ocak'tan sonra tamamen üzerinde çalıştığınız, aşırı sorumluluklar aldığınız her bir işinizde netlikte kazanabileceksiniz. Lütfen hayatta güçlü kalmaya önem vermeyi hatırlatın kendinize. 30 Ocak'ta yılın ilk Merkür gerilemesi Kova burcunda yani Kova Aslan aksında gerilemeye başlıyor. Bütün değişimlerinizi ve hayata geçireceğiniz işleri 30 Ocak'a kadar tamamlamaya özen gösterin. Aşk, evlilik alanlarınızda kalbi dolu olanlar, ilişki içerisinde yaşamda ilerleyenler, partnerlerinizle birbirinizi zorlamadan iletişim kurmaya özen gösterin uyarısını yapmakta gezegenlerin kombinasyonu. Kendinizi anlatmak için çaba göstermek yerine karşınızda olan kişilerle zaman zaman onların sizi anlamasını beklemeniz gerekiyor. Tez canlı olmak güzel bir şey ama bazen fazlasıyla acele ediyorsunuz. Anlaşılmadınız mı? Zamanı bırakın anlaşılabilmek için. Kalbi boş olanlar ansızın karşılarına çıkacak kişiler ile ilişkiye başlama konusunda acele olmak yerine insanları tanımak adına zaman ayırsınlar. İş ve kariyer konusunda ayın ilk 15 günlük sürecinde yaptığınız işlerde, çalıştığınız ortamlarda statü değişimi yaşamanız mümkün. Çalışırken dinamik olmayı geliştirmek, Aynı zamanda kendinizi bilgi konusunda ilerletmek için kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Eğitim konusunda yurt dışında farklı alanlara yönelme isteğiniz ve ihtiyacınız artabilir. Kendinizi istediğiniz alanda değiştirebilecek, yenileyebilecekken kendi istediklerinizi yapmak size mutluluk getirecek. Konsantrasyon zorlukları yaşayabilme olasılığınız çok yüksek olduğu için Başta mottomuz neydi? İşinize, hayatınıza konsantre olundu. Ola ki konsantrasyon sorunları yaşadığınız alanlarda bunları aşmak için meditasyon ve maneviyatla bütünleşmenizin size çok büyük yardımcı olduğunda farkına varacaksınız. Özgürlük konusunda isteğiniz, arzunuz çok artacak. Bu durum çevreniz, ailenize karşı bazı antipatik enerjilerin çoğalmasına neden olabilir. İletişiminize daha çok özen gösterdiğiniz takdirde o antipatik enerjileri de ortadan kolaylıkla kaldırabilirsiniz. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda diş, kemik yapısı konusunda hassasiyetlerin yaşanması olası. Mineral eksiklikleriniz var mı yok mu? Bunları araştırın ve lütfen beslenmeye de özen gösterin. İnsanın kendini tanıması sıhhat ve sağlık açısından da çok faydalıdır. Hadi bu ay bedeninizi, kendinizi tanımak için biraz içinizdeki özü dinleyin, içinizdeki öze dönün. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Ocak ayı sizler için nasıl bir ay? İçsel huzura odaklanmayı ihmal etmeyin. Ayın spotu iç huzuru. Huzursuzluklar yaşayabilir, yaşamış geçirmiş de olabilirsiniz. Sadece şunu hatırlatın kendinize. İçsel huzuruma odaklanıyorum ve ben huzurlu olarak yaşamdan keyif alıyorum. Olumlamasını da yapabilirsiniz. Ben kendimi huzurlu bulacak enerjiye sahip olmak istersem olabilir mi hatırlatırken kendinize özellikle yaşam yolunuzda tercihleriniz ay boyunca değişim gösterirken ee, aynı zamanda şartlarınızın, sınırlarınızı belirlemenizi gerektiren duygularınızın da yoğunluğunu yaşayacaksınız. Burcunuzda ve gerilemesi 15 Ocak'ta Uranüs'ün bitiyor. Çevrenizde yaşanan gerginlikler fazlasıyla artabilir, gündem konusu olabilir. Bunların sizin enerjinizi düşürmesine asla müsaade etmeyin ve izin vermeyin. İçsel huzurunuza odaklanmanız gereken çok önemli bir aydasınız. Yaşamdan, planlarınızdan yana mümkün olduğunca çevrenizde olup biten olaylara gözlerinizi kapatın, etkilenmeyin, kulaklarınızı tıkayın, duymayın. Ayın 12'sinde Merkür, Uranüs karesi, 13'ünde Mars, Satürn kare açı yapıyor. Dolayısıyla ayın 16'sına kadar duygularınızın, düşüncelerinizin, gerginlik içerisinde olmamasına özen göstermeniz gerekiyor. Sizin için başlanan, aynı zamanda sizi zorlayan, gezegenlerin kombinasyonundan kaynaklı zorlayıcı işler ayın ortasına kadar etkili olur ve yaşanırken kendinize odaklandığınız takdirde ben gerçekten işimde, yaşamımda, hayatımda ne istiyorum? Bu soruyu kendinize sorun. Asla cesaretinizi yaşam motivasyonunuzu düşürmeyin. Sosyal çevrenizde kıskanç insanların olduğunu görebilirsiniz. Hatta bunları fark da edebilirsiniz. Olabilir. Herkes herkesi kıskanabilir. Herkes herkesin hakkında konuşabilir. Hakkınızda konuşulan, yapılan kıskançlıkları çok fazla gönlünüzde, kafanızda büyütmemeye de özen göstermeniz gerektiğinin uyarısını yapıyor gezegenlerin kombinasyonu. Yalnızsanız sınırlarınız, tavırlarınız, netliğiniz sayesinde kafanıza uymayacak kişileri de çok çabuk etrafınızda görürken sınırlarınızı da belirleyeceksiniz. İlişkiniz varsa yoğun arzularınızın ve tutkularınızın artması sayesinde hem gündüzünüzü hem de gecenizi aşkla, enerjiyle şekillendirebilirsiniz. Duygusal ve hassas yapınız nedeniyle Alınganlıkları fazla yapabilirsiniz. Evli olanlar, ilişkisi olanlar. Alıngan olmamaya özen gösterin. Uyarısını yapmakta gezegenlerin kombinasyonu. Aynı zamanda kariyer hayatınızda yeni bir iş teklifi alabilir. Bu ay içerisinde alacağınız teklifleri sorun olan her şeyi aşarak rahatça ayın 30'una kadar kabul edebilirsiniz. Ama ayın 30'undan önce gelen teklifleri kabul ettiğiniz takdirde statünüzü, işinizi değiştirdiğiniz takdirde başarılı olacağınızdan da emin olmanız lazım. Ayın 30'unda yılın ilk Merkür gerilemesi Kova aslan aksında başlıyor. Özellikle öğrenim konusunda daha fazla profesyonel desteğe ihtiyacınızın olduğunu fark edebilir görebilirsiniz. Kırılganlığınız varsa toparlanmaya ihtiyaç duyabilir. Hatta kafanıza taktığınız birçok duyguyu da düşüncelerinizden aşabilir, atlatabilirsiniz. Sağlık, sıhhat alanlarınızda ayın başından sonuna kadar uykusuz kalmamaya, psikolojik rahatsızlıklara açık olduğunuzu fark ederek beslenme düzeninize, dinlenmeye, dinamizm kazanmaya mümkün olduğunca özen gösterin. Bazı aile içi ilişkilerinizde, yakınlarınız, kardeşleriniz ...akrabalarınızla alakalı fikir ayrılıkları da yaşayabilirsiniz ayın 19'u, 20'si, 21'i günlerinde. Olabilir, herkesle aynı fikirde, aynı duyguda ve düşüncede olmayabilirsiniz. İddiacı olmamaya, tartışmalardan kaçınmaya da özen göstermelisiniz. Sevgili ikizler, yükselen ikizler... ...yılın ilk ayı, Ocak ayı sizler için nelerden haber veriyor özellikle hayata ve kendinize şükretmeyi hatırlatmanız gereken bir ay Ocak ayı. Şükretme zamanı. Karışma bana, karışmam sana diyebilirsiniz ilişki ve iletişimlerde. Aynı zamanda karşınıza çıkan her şeye şükrettiğinizi, teşekkür ettiğinizi hatırlatın. Şayet bir olumlamaya ihtiyaç duyuyorsanız ben şükretmeyi seviyorum. Şükürler olsun olumlamasını yapın bol bol. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sosyallik sizin hayatınızda bu ay daha çok önem kazanacak. Özellikle yönetici gezegeniniz Merkür, 12 Ocak'ta Uranüs ile kare açı yapacak. 13 Ocak'ta Mars, Satürn karesi olacak. 14 Ocak'ta Venüs, Uranüs kavuşumu olacak. Bugünlerde sizleri gergin, yapan, yoran, Duygular ve düşünceler konusunda lütfen sakinleşmeye özen gösterin. 12 Ocak'ta Uranüs'ün kare açısı özellikle size şunu hatırlatıyor. Kimsenin hiçbir işine karışmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Evet bazı insanlar gündem olmaktan hoşlanabilirler. Bazı insanlar gündem konularından keyif de alabilirler. Bu, bu sizi e, yorabilir, zorlayabilir, üzebilir yıpratabilir ama ne olur kimsenin hakkınızda nasıl bir tutum sergilediği sizi gelmesin özellikle 14 Ocak Uranüs Venüs kavuşumu 18 Ocak'ta Jüpiter Uranüs kare açısı sizi uyarıyor agresif ve sinirli olmamaya Özen gösterin ay boyunca planlarınızı odaklanacak olursanız uzun vadeli yatırımlar yapmaya ait duygular düşünceler içerisinde kalarak ilerlemeyi tercih ederseniz inanılmaz güzel fırsatlara, hedeflere sahip olabilirsiniz. Özellikle planlarınıza, niyetinize güven duymanızsınız. Umutsuz olduğunuzu hissettiğiniz anlarda motivasyonunuzu düşüren duygulardan, düşüncelerden tamamıyla uzaklaşabileceksiniz. Hızlı düşünebilir, yapmayı planladığınız konularda heyecan da yaşayabilirsiniz. ...biraz ruhunuzu yavaşlatın. Aşk hayatınızda süregelen bir ilişkiniz ya da evliliğiniz varsa... ...aranızdaki heyecanın hareketlendiğini birlikte hissedebilir. Gözlem duyabilir. Duygularınızı da net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda beraberliğinizin adına düşündüğünüz, planladığınız her bir şeyi... ...partnerinizle radikal bir şekilde değişimlerinizi de gel geliştirip gerçekleştirebilirsiniz yönlendirilmeyi hiç sevmediğiniz bir ay sürecindesiniz. Ama bazı yakınlarınızın sizi yönlendirmek isteyen tavırları sizi gelebilir, sıkıntıya da sokabilir. Olabilir, hoşlanmadığınız şeyleri onlara ifade etmekten çekinmeyin. Kalbiniz boşsa, ayın 22'si ve sonrasında karşınıza çıkan fırsatları ayın 30'una kadar değerlendirin. Kariyerinizde Çalıştığınız alanlarda, birlikte çalıştığınız insanlarla yapmakta olduğunuz işlerin üzerine yoğunlaşırken bazı stresler de yapabilirsiniz. Sakinleşmeyi hatırlatın kendinize. Sizin kendinizin aşkta istekleri, duyguları ve düşünceleri tam anlamıyla netlik kazanacak. Ayın 30'undan önce çıkan kişilerle flörte, aşka adım atabilirsiniz. 30'undan sonra başlarsanız... Bu ilişkiler ilişki olmaktan ziyade askıda kalır, arafta kalır. Bunu yaşatmayın kendinize. Yapmak istediğiniz değişimleri ve yeni kararları 12, 13, 18 e, Ocak tarihlerinde ve 30'unda yapmayın. 12'sinde, 13'ünde, 18'inde ve 30'unda asla değişimler yapmayın. Yaparsanız büyük pişmanlık yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda ciddi alanlarda Kararlarınız, düşünceleriniz ve atılımlarınızla inanılmaz yol alabilirsiniz. Hatta kendinizi geliştirmekte zorlandığınız konularda da kolaylıkla geliştirebilirsiniz. Büyük başarıya ulaşmak için tek ihtiyacınız çalışmak. Aile içi ilişkilerinizde ve sosyal çevrenizle alakalı geçmişte edindiğiniz tecrübelere sahip olduğunuz için şükrünüze şükür katabilirsiniz daha sağlam ilişkiler yaşamak isteyeceksiniz. Daha önce hayatınızdan çıkardığınız bazı arkadaşlarınız bu ay size geri dönebilir. Seyahati, gezmeyi, sosyalleşmeyi çok seviyorsunuz ancak 30 Ocak, 22 Şubat tarihlerinde gezmemenizi, seyahat etmemenizi öneriyor gezegenlerin kombinasyonu. Bu ay sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda mümkün olduğunca eklemlerle alakalı rahatsızlıklara, soğuk algınlığına ve gribal enfeksiyonlara karşı bedeninizi korumanız gerekiyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bir yaşam tarzı oluşturursanız ya da beslenmenizi önemserseniz hem bağışıklık sisteminizi koruyacaksınız hem de eklem, grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklardan bedeninizi koruyacaksınız. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Yılın ilk ayı, Ocak ayı sizler için nasıl bir ay? Yükselen yengeç, ben de yükselen yengecim. Öncelikle zenginliğe odaklanmanız gereken bir ay. Ayın ilk ayı. E, olumlamanız ise ben her an bolluk ve bereket içerisindeyim demeyi ihmal etmeyin. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Kaynaklarınızın adına inanılmaz derecede artışlar elde edebileceğiniz bir ay başladı bile sizler için. Mahkeme, miras, maaş, zammı beklentileriniz varsa bu beklentilerinizi boşa beklemediğinizin farkında olacaksınız. İstekleriniz tek tek gerçekleşecek. Duygularınız ve düşünceleriniz netleşirken uzun bir süredir iletişim ve ilişkilerinizde kafanızda soru işaretine neden olan sizi zorlayıp düşündüren konular üzerinde netlik kazanacaksınız. Hem net cevaplar alacak, hem net düşünceler içerisinde olurken netlikle konuşmalar ve sohbetler de yapabileceksiniz. 12 Ocak'ta Uranüs ile kare açısı yapan enerjiler, 13 Ocak'ta Mars Satürn karesi, 14 Ocak'ta Venüs Uranüs kavuşumu 18 Ocak'ta Jüpiter Uranüs kare açısı sizleri nasıl etkiliyor biliyor musunuz? Aile ve yakınlarınızla ilişkilerinizin dengeli bir şekilde devam etmeniz gerektiğinin duygusunu mümkün olduğunca unutmayın ve kendinizi hatırlatın. Bu kare açı zamanlarında aile ve yakınlarınızla ilgili mümkün olduğunca içten olmaya, samimi davranışlar içerisinde bulunmaya özen gösterin. Gerçeklerden uzaklaşmayın. İdeallerinizin derinleşmesi sizin için muazzam derecede yeni oluşumlar oluşturabilir. Derinlemesine düşünmek, artık inceldiği yerden kopsun demeden ben hangi konuda daha çok başarılı olabilirim? Beni zorlayan etkilerden nasıl kolaylıkla uzaklaşıp arınabilirim? konsantre olduğunuz için tüm zorlukları aşacaksınız. Aynı zamanda ayın ilk haftasında spora başlamak, diyete başlamak sizin için doğru bir zaman. Ee, belki kilo aldınız ya da spor yapmaya ara verdiniz. Ee, mutlaka ve mutlaka ayın ilk haftasında spora başlayın, sağlıklı beslenin ve diyet yapmaya adım atıp karar verdiğinizde istediğiniz formu, görselliği kısa süre içerisinde elde edebilir ve yakalayabilirsiniz. Ve istediğiniz forma da Ulaşabilirsiniz. İlişkilerinize şans vermek konusunda e, geçmişten dönenlere kesinlikle tekrar başlamayın diye uyarı yapıyor gezegenlerin kombinasyonu. Hatta bazı yengeçler şunu da diyor olabilir. Eşleri yengeç burcu olanlar. İşte e, hayatımdaki kadın canım burnumda diyor. Hayatımdaki adam canım burnumda diyor. Kimin canı burnunda olursa olsun, sizin canınız yeter ki burnunda olmasın. Ve mümkün olduğunca cesur olun. Mümkün olduğunca kendinizin önemli olduğunu kendinize hatırlatın. Bu sayede istediğiniz her şeyinizi kolayca geliştireceksiniz. Ama eskide yaşanmış, bitmiş ilişkilere, evliliklere, aşklara dönüşler olacağı için... ...kesinlikle tekrar şans vermeyin. Bitmiş bir ilişkiye bir daha başlamayın yeni tanışacağınız kişilere itimat edebilir, inanabilirsiniz. Bu sayede yeni aşklara yelken açabilirsiniz. Bu ay duygularınız biraz yoğun olabilir. Çok çabuk kırılmak, çok çabuk kıskançlık yapmak huyunuz da olabilir. Bunu ne olur yapmayın. Kıskançlıktan, efendim alınganlıktan, çıt kırıldımlıktan uzaklaşın. Özellikle Ocak ayının 12'si, 13'ü, 18'inde iş hayatınızda gerginliklerle karşılaşmanız, gerginlikler yaşamanız olası ve mümkün. Kontrolünüzü yitirmeme konusunda lütfen kendinize çok çok iyi bir hatırlatıcı olun. Sosyal çevre ve ilişkilerinizde yoğunluklarınız artabilir. Aile ilişkilerinizde oldukça sizi destekleyen sıcak ilişkilerin gündem konusu olmasıyla da mutluluğunuza mutluluk katabilirsiniz. Ve aynı zamanda sizi destekleyen aile yakınlarınızın sevgisine, size gösterdiği ilgiye özen göstermek ilişkilerinizin daha da güçlenmesine olumlu yönde etki edecektir. Sağlık konusunda nefes yollarına dikkat etmeniz gerekiyor uyarısı yapmakta gezegenlerin kombinasyonu. Sigara kullanıyorsanız bu ay bundan kurtulabilirsiniz. Sigara bir yaşam biçimi değildir, bir alışkanlıktır, bir bağımlılıktır. Bu ay aslında gezegenlerin kombinasyonu bağımlılıklarınızdan da arzu ederseniz kolaylıkla arınıp kurtulabilirsinizin uyarısını yapmakta. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, 2021 yılının ilk ayı Ocak ayı sizler için nasıl bir ay? Öncelikle sakin ol bağırma. Olumlamanız ben sakinim ve sakinliğimi koruyorum olmalı. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Duygusal alanda ilişkilerinizde büyük bir yoğunluk etkisi altında olacaksınız. Dünyada yaşam ve alanlarınızı çevreleyen kafanızda radikal değişimler ve fikir ayrılıkları olan iletişimleri de yoğun yaşamanız mümkün. Stresli bir ay geçireceksiniz. Konuşmadan önce iki kere düşünün uyarısını yapıyor gezegenlerinin kare açısı. Korkularınız konusunda dengelenmeye özen gösterin. Yoksa hayatınızı ve planlarınızı alt üst edebilirsiniz. 12 Ocak'ta Uranüs bir kare açı yapıyor. 13 Ocak'ta Satürn Mars karesi, 14 Ocak'ta Venüs Uranüs kavuşumu, 18 Ocak'ta Jüpiter Uranüs kare açısı. Sizlere diyor ki aman kendinin kıymetini bil. Bu kare açılarda kafanıza hiçbir şeyi büyütmeyin. Hatta duygu ve düşünceleriniz hareketli olurken siz ruhunuzu biraz yavaşlatın. Bu ayı genel hatlarıyla neşeli yaşamak elinizde, berbat etmekte elinizde. Aynı zamanda uzun süredir arzu ettiğiniz organizasyonları gerçekleştirebilecek fırsatları da hayat karşınıza çıkarabilir. Size hayal kırıklığı yaşatan insanları hayatınızdan çıkarmakta zorluk çekiyorsanız ya hep ya hiç olmanız gerektiği konusunda uyarıda bulunun kendinize. Kimsenin sizi üzmesine şans vermeyin. Bu durum bireysel yaşamınızda tedbirli olduğunuz takdirde size içsel huzur kazandıracak. İletişim ve ilişkileriniz konusunda size benzemeyen insanların hayatınızda ve çevrenizde olmasına müsaade etmeyin. Aşk hayatınızda özellikle mevcut ilişkinizde hangi alanlarda yorulup yıprandığınızı net bir şekilde görürken kendinizi toparlamaya da özen göstereceksiniz. Kalbi boş olan bir bireyseniz sizi ideal olan partnerin nasıl olduğunun ya da nasıl olması gerektiğinin kendi içsel dünyanızda kararını vereceksiniz. Yeni tanışacağınız kişiler ile 20 21 22 23 24 25 Ocak tarihlerinde aşka başlamaktan korkmayın. Tanımak için şans verin ve fırsat verin. Özellikle işlerinizi bitirmekte kontrollü çalışırsanız başarı elde edebilirsiniz. Hedefleriniz ne kadar büyük olursa çokça para kazanabilir, çokça işlerinizde arzu ettiğiniz ilerlemeyi, yükselişi ve başarıyı elde edebilirsiniz. Bu dönem çalışma ve iş hayatınızda hırslı olmayın. İstikrarlı, kazanan, kazanmayı hak eden bir birey olduğunuzu unutturmayın kendinize. Eğitim konusunda isteksizlik yaşayabilirsiniz. Öğrenci bir aslan bireyiyseniz ya da bir eğitime hazırlanıyorsanız isteksizliğiniz yüzünden kesinlikle eğitim hayatınızda başarısızlık yaşama olasılığınız mümkün. Çalışma, yılmadan çalışma, öğrenci olan aslanlara başarı katacaktır. Aileniz ve çevrenize karşı fikirlerinizi netleştirmek de yerinde ve zamanında olacaktır. Kimseyi değiştiremezsiniz, bunun bilincinde olacaksınız. Aynı zamanda bu ay sağlığınız ve sıhhatiniz konusunda baş, boyun rahatsızlıkları Ola ki yaşarsanız bir hekime danışmaktan çekinmeyin. Tabii ki gündemimizin konusu olan bir virüsle mücadele veriyoruz. Ee, Birçok kişi rahatsızlanıyor. Orası burası ağrıyor. Hastaneye gitmekten korkuyor. Ama tedbirli olursanız, dikkatleri göz önünde bulundurursanız neden rahatsızlığınız olunca doktora gitmeyesiniz? Niçin hastaneye gitmeyesiniz? Tedbirli olun. İhmal etmeyin kendinizi. Ayrıntıların burcu. Detay, titiz, derin düşünen sevgili başak burçları ve yükseleni başak olan bireyler. Yılın ilk ayı, Ocak ayında nelere dikkat etmelisiniz? Özellikle sevgiye açık olun diye uyarıyor gezegenlerin kombinasyonu ay boyunca. Olumlamanız, sevmeyi seviyorum, sevmeyi tercih ediyorum sevilmeye de izin veriyorum olmalı. Severek, sevilerek mutlu olmak hepimizin hakkı, siz başakların da hakkı. Özellikle bu ay ruh sağlığınız ve psikolojinizi güçlü tutmaya özen göstermeniz gerekiyor. Bulunduğunuz çevre ve ortamlarda göz önünde olmaya ihtiyaç duyacaksınız. 16 Ocağı kadar olan süreçte insanların sizi izlemesi, gözlemlemesi, hakkınızda konuşması, kulağınıza gelen bazı sözler ruhunuzu yorabilir. Buna takılmayın diye uyarıyor gezegenlerin kombinasyonu. Kimseyi sevmek zorunda değilsiniz. Olduğu gibi herkese saygı duymak durumundasınız. Geçmişe ait bilinçaltınızı kirletmiş duygu ve düşünceleriniz tekrar gündeminizin konusu olabilir. Bunların tekrar gündeminizin konusu olmasına Müsaade edip izin verdiğiniz takdirde daha çok aklınızın, ruhunuzun karışıp psikolojinizin bozulmasına neden olabilirsiniz. Özellikle 12 Ocak'ta Uranüs kare açısı, 13 Ocak'ta Mars Satürn karesi, 14 Ocak'ta Venüs Uranüs kavuşumu, 18 Ocak'ta Jüpiter Uranüs kare açısı yapacak. Bu etkinlik melankolik, tutarsız duygular sergilemenize etki edebilir ve neden olabilir. Lütfen buna izin vermeyin. Felsefi düşünmek, dikkatinizi daha kalıcı ve sağlam değerlere çevirmek, sizin kendinizi güçlü ve mutlu hissetmenize yardımcı olacak. Özellikle iş hayatınız, kariyeriniz ve çalışmalarınızda birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız ile mümkün olduğunca dengeli olmaya, saygı duyduğunuzu, saygı duymayı hak ettiğinizi hissedip hissettirmeye özen gösterin. İşlerinizi yoluna koymak bitirmek için kendinize baskı kurmayın. Gezegenlerin kombinasyon etkileri, stres seviyenizi yüksek tutsa da mümkün olduğunca kendinizi sakinleştirebilmek sizin elinizde. Aşk ve evlilik hayatınızda duygularınızı ve düşüncelerinizi her türlü ifade edebilmekte zorluk çekmeyin. Problemlerinizi çözmek konusunda doğru zamanları beklemeye özen gösterin. Ayın son haftasına kadar kendinize baskı kurmayın. Bu sayede rahatlayabilirsiniz. Özellikle acele verdiğiniz kararlar ani tepkisel davranışlara, yolunda giden işlerinizin yolundan çıkmasına, iş ve kariyer alanlarınızda ufak tefek olan sorunların büyük devleşmesine neden olabilirsiniz. Ne olur sorunları büyütmeyin. Finans anlamında güçlenmeyi hak ediyorsunuz. Sakin olursanız güçleneceksiniz. Gelen teklifleri değerlendirmek için aceleci ve sakin olduğunuz takdirde ve özellikle ayın 20'si 28'i gelen teklifleri kabul ettiğinizde başarınıza başarı katacaksınız. Eğitim ve kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarda öğrenimle ilgili kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Ancak en kötü Karar bile kararsızlıktan iyidir diyerek detaylara takılmadan adımlar attığınız takdirde çalıştığınız alanlarda eğitim adına başarı elde edebilirsiniz. Aile içi ilişkilerinizde mümkün olduğunca yapıcı olmaya özen gösterin. Ufak tefek e, kazalara, yaralanmalara karşı da tedbirli ve dikkatli olmanız gereken bir aydasınız. Sevgili teraziler, yükselen teraziler. 2021 yılının ilk ayı Ocak ayı sizlere iki tane spot veriyor. Diyor ki kendini keşfet. İçindeki sırrın gücünü keşfet. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Hobilerinize yoğunlaşacağınız, kendinizi güçlendireceğiniz, enerjinizi arttırabileceğiniz bir ayı yaşamak değilinizde, berbat etmek değiliniz de. Özellikle size iyi gelecek ortamlarda olmaya, keyif veren işlerle uğraşmaya özen gösterin. Bu sayede yaşam enerjinizi yükseltmekle kalmayıp hayallerinizi ve ideallerinizi elde edeceksiniz. Daha önce konsantre olamadığınız, uğraştığınız dileklere, isteklere de konsantre olabileceksiniz. Sizin kendinizi kötü hissettiren insanları çevrenizde asla barındırmayın. Özellikle 12 Ocak'ta Uranüs karesi 13 Ocak'ta Mars-Satürn karesi, 14 Ocak'ta Venüs-Uranüs kavuşumu, 18 Ocak'ta Jüpiter-Uranüs kare açısı yapacak. Ee, sizi negatif etkileyen kişileri ne olur çevrenizden uzaklaştırın. Özellikle 18 Ocak'ta Jüpiter-Uranüs kare açısı yaşanacak. Bunun etkileri ise cesur olmanız gerektiği konusunda her konuda uyarmakta sizi. Bu ay ev alıp satma konusunda düşünceleriniz varsa harekete geçmek için 24-25 Ocak günleri inanılmaz iyi gelebilir size. Sosyalleşmek isteyeceğiniz bir ay içerisindesiniz. Yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. Yaptığınız, araştırdığınız her bir işte amaca ve hedefe zorlanmadan ulaşabilirsiniz. Yeter ki kararlı olun. Aşk yaşayan, ilişkisi olan, partneri olan, birlikte olup yol alan, evli olan bireylerin özellikle ilişkiler açısından muazzam güzelliklerin olması olası, kalbi boş olanlar ayın son haftasında katılacakları davetlerde yeni kişilerle tanışabilirler ama ayın 30'undan önce tanıştığınız her kişiyle arkadaş da olabilir. Aşka da yelken açabilir, bir birlikteliğin temelini de atabilirsiniz. Daha önce yaşamış olduğunuz, problemler, sorunlar, işler, ilişkiler konusunda uğradığınız saksızlıkların ortaya çıkması, üstünüzden yüklerinizin atılmasına olumlu yönde etki edecek ve neden olacak. Maddi konularda sizi yoran, bunaltan, zorlayan problemlere takılmayın. Çünkü tek tek çözümleyeceksiniz. Ne kadar çok hareket, o kadar çok bereket. Bunu da unutmayın. Eğitim hayatınızda bitirmeniz gereken çalışma ve projelerinizi Arzu ettiğiniz gibi sonuçlandıracaksınız. Aileniz tarafından kimi zaman kendinizi baskı altına alınmış gibi görebilir, hissedebilirsiniz. Onların fazla meraklarından da bunalabilirsiniz. Fakat sakin davranmayı tercih edin. Daha uyumlu, huzurlu olmak mutluluk katacaktır. Sağlığınız konusunda endişe ve kaygılar yaşarsanız bağışıklık sisteminizi düşürürsünüz. Endişelerden, kaygılardan, yaşam olarak duygu olarak uzaklaşın. Aile içi ilişkileri dediğimiz zaman anne baba değil kardeşler, kuzenler, yaşıtlar, akranlar ile olan iletişimlerde ise fikir ayrılıkları, hayata farklı pencerelerden bakmak sizi gelebilir ve rahatsız edebilir. Benim size tavsiyem Ocak 18-19-20 günlerinde yakınlarınızla olan frekanslarınızı aynı ayarda tutmaya özen gösterin. Sevgili akrepler, yükselen akrepler, yeni yılın ilk ayı, Ocak ayı size diyor ki sorumluluklarınızın farkında olun. Olumlamanız ise ihtiyaç duyduğunuz anlarda ben sorumluluklarımı severek farkındayım. Ve sorumluluk almayı seviyorum olmalı olumlamanız. Özellikle çalışmak, üretmek sizin için ay boyunca ön planda önemli. ...yaptığınız ve yapmayı planladığınız işlerde araştırma yapmadan girişimlerde bulunmayın. Kontrolsüz, bütçe planlamaları yapmadan para harcamamaya özen gösterin. Özellikle duygularınız, düşünceleriniz konusunda e, kariyeriniz adına... ...beklentisi içerisinde bulunduğunuz, vaktiyle konuşulmuş, geliştirilememiş... ...sözü verilmiş beklentileriniz varsa bunları tek tek elde edeceğiniz bir aydasınız... Para planlamaları yapmadan harcamalar yaparsanız kendinizi büyük sıkıntılara sokabilirsiniz. Özellikle gereksiz para harcamaları yapmayın diye uyarıyor gezegenlerin kombinasyonu. 12 Ocak Uranüs karesi, 13 Ocak Mars Satürn karesi, 14 Ocak Venüs Uranüs kavuşumu, 18 Ocak'ta Jüpiter Uranüs kavuşumu. Duygularınız, düşünceleriniz konusunda sevgili Akrep burçları mutlu olmak için Kimseye ihtiyacınızın olmadığını hatırlamanız gerekiyor bilincinizin üstüyle ve altıyla. Aynı zamanda kendinizi kimseye kanıtlamak zorunda da değilsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için kendinize güvenmeli ve inanmalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olarak işlerinizde detaylı bir şekilde inceleyerek çalışıp yol aldığınız takdirde hem iyi para kazanabilir hem yaptığınız işlerde amacınız başarıysa başarıya doruk noktada ulaşabilirsiniz. Bu dönem aklınızı kişisel meselelere çok fazla taktığınız takdirde yaşam enerjinizin düşmesine de neden olabilirsiniz. Aşk hayatınızda ilişkinize bakma açısından, yaşama açısından sadakat, güven duygusu, ilişkisi olanlar, evliliği olanlar için ön planda ve önemli olacak. Sadık kalmak, sadakati görmek sizlere mutluluk verecektir. Evli olanlar ve ilişkisi olanları gezegenlerin kombinasyonu diyor ki, elin işte gözün oynaştı olmasın. Sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi kimseye yapma. Ne ekersen onu biçersin. Kendini düşündüğün alanlarda güçlü tutmak da elinde, mahvetmek de elinde. Bekar Akreplerin karşısına yeni kişilerin çıkması olası. Ama Birden cazibelerinin etkisine girmeyin, tanımadan aşklara başlamayın. Çalıştığınız işte kariyer kaygılarınız varsa, sorumluluklarınızdan dolayı bunları aşabileceksiniz. Elinizdeki işleri bitirmeden yeni işleri almamaya özen gösterin. Birlikte çalıştığınız kişilere daha fazla zaman ayırırsanız, eksik olduğunuz noktalarda onlardan çok şey öğrendiğinizin ve öğrenebileceğinizin farkında olabilirsiniz. Eğitim konusunda değişim geçişleri yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Ya da değişimler yapmayı planlayabilirsiniz. Bunları yapmak size eğitim ve öğrenim hayatınızda ciddi anlamda başarı kazandıracaktır. Kendinize olan güveninizi kazanmak, doğru kararlar almak, çevresel ilişkiler, kardeşler ile yaşanmış sorunların da ortadan kalkmasına yardımcı olacak. Arkadaşlarınıza yapacağınız manevi yardımlar ön planda olacak ay boyunca. Kendinizi iş hayatınızda fazla yormamaya, çalışıp hiçbir işinize gecikmemeye özen gösterin. Stresten uzaklaşın. Sağlığınız konusunda tansiyon yükselmesi, tansiyon düşmesi, stresle bağlantılı her şeye karşı bedeninizi koruma altına alın. Sevgili yaylar, yükselen yaylar. Yeni yılın 2021 yılının Ocak ayı sizler için nasıl bir ay? ayın olumlaması ve spotu. Kendinin farkına var. Ben hayatı fark ederek yaşamaya niyet ediyorum deyin. İhtiyaç duyduğunuz anlarda bu olumlamayı yapın. Sevgili yaylar, yükselen yaylar. Bulunduğunuz ortamlarda bencil insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durum sizi ruhen yorabilir. Aslında herkes nasıl bir hayat yaşamak istiyorsa, nasıl bir tavırla yaşamda yol almak istiyorsa en doğal haklarıdır. Bencilleri de görebilirsiniz, kıskançların da farkında olabilirsiniz. Bu insanlara çok anlam yüklemeyin ve kendinizi ruhen kötü hissetmemeye de özen gösterin. Kendinize bakma konusunda köklü değişimler yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Felsefi düşünceler, din, psikoloji konularında kendinize yakın hissedeceğiniz, Alanlarla alakalı inanılmaz güç kazanabilir ve güven kazanabilirsiniz. Felsefi düşünceler, din, psikoloji konularında kendinizi yakın hissettiğiniz bir ay yaşayacağınız için ruhunuzun da olgunlaştığını, farkındalığınızın da arttığını ruhen fark ederken içsel mutluluk yaşayacaksınız. 12 Ocak'ta Uranüs karesi, 13 Ocak'ta Satürn Mars karesi, 14 Ocak'ta Venüs Uranüs kavuşumu 18 Ocak'ta Jüpiter Uranüs kare açısı yaşanacak. Bu etkiler siz sevgili Yay burçları için kendini yalnız hissetmeye neden olan durumları ve duyguları da yoğunlaştırabilir. Yalnızlık hiç kimseye mahsus değildir. Biz ihtiyaç duyduğumuz anda yalnız kalırız ya da yalnızlığı ihtiyaç ediniriz. O yüzden kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Hobilerinizi kazanca dönüştürebilme fırsatlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gezegenlerin kombinasyonu kendinizi tanımanızı sağlarken ihtiyaç duyduğunuz düşüncelerin tamamen artış sağlamasına, olumlu yönde etki edecek, yenilik ve değişimlere ihtiyaç duygunuzu arttırırken kazançlarınızı da çok ön planda tutacaksınız. Çevrenizdeki kişilerin Özellikle iş yerinde birlikte olduğunuz, çalıştığınız iş arkadaşlarınızın büyük bir bölümünün sizi desteklemesi ayrıca işinizde keyif alarak çalışmanıza da yardımcı olacak. Duygularınız ve düşünceleriniz sağlam temeller üzerine oturacak. Devam eden işleriniz, ilişkilerinizde olumlu yönde sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Sizi bazılarından ayıran büyük çalışkanlıklarla kendinizden söz ettirebilirsiniz. Devam eden bir ilişkide, bir birliktelikte, aşkta ve evlilikte ise özellikle duygusal yaklaşımlar ilişkinizdeki tutkunun artmasına yardımcı olacak. İş ve kariyer konusunda kazanç kapısı açılacak. Yeni fikirlerin arttığı bir aydasınız. Çok çalışmak ön planda olurken e, ektiğinizi biçeceksiniz. Aynı zamanda eğitim konusunda yeni adımlar atmak isteyecek yüksek lisans ya da sertifika programlı eğitimlere katılmak da isteyeceksiniz. Katıldığınız takdirde başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Aile içinde bazı yakınlarınızın arasında uyumsuzlukları olabilir. Herkesi dinleyin. Kimsenin kararına karışmayın. İyi bir dinleyici olun. Orta bulucuda olmayın. Çevre ve dostluklarda Dengesiz insanları kendinizden uzak tutun. Sağlıkta eklem, kemik ve ayak sağlığına dikkat etmeniz lazım. Sevgili oğlaklar, güneş burcunuzdan çıkmadan, kova burcuna ayın 21'iyle birlikte geçiş yapıyor biliyorsunuz. Bu ayki spotunuz ne olmalı ve hangi olumlamayı yapmalısınız? ihtiyaç duyduğunuz anlarda başarıya odaklanmanız gereken bir ay ben başarıyı hak ediyorum olumlamasını ayın başından sonuna kadar ister sabah ister akşam tekrar edin. Başarma arzunuzun ve enerjinizin yükselmesine yardımcı olun. Sevgili oğlaklar hayatınızı mükemmel yaşamayı düşündüğünüz anlarda sosyal çevrenizdeki kişiler iş hayatınızdaki kişilerin görünümleri size karşı bakış açıları Ay boyunca ön planda olurken tamamıyla çevrenizdeki insanların iyiliklerini, olumsuzluklarını ya da görüp görmezden geldiğiniz durumlarını artık görmezden gelemeyeceksiniz. Bu ay ayın başından sonuna kadar bir nevi çevrenizde bir insan detoksu yapacak. Çevre temizliğine ihtiyaç duyacaksınız ve bunun da farkındalığının hayatınıza ne büyük yenilikler kattığının bilincinde olacaksınız. 12 Ocak'ta Uranüs karesi, 13 Ocak'ta Mars-Satürn karesi, 14 Ocak'ta Venüs-Uranüs kavuşumu, 18 Ocak'ta Jüpiter-Uranüs kare açısı yapmasıyla bu gezegen kombinasyonlarının siz Oğlaklara etkisi gergin insanlardan uzak durmak, tartışmalardan kaçınmak konusunda uyarırken bunlara dikkat ederseniz inanılmaz mutlu olacaksınız. Özellikle devlet, adalet mahkeme konularında işleriniz varsa bu işlerinizin sonuçlarında inanılmaz başarılar görebilir ve elde edebilirsiniz. Kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Yaşadığınız ortamlarda bazı dekorasyon değişikliklerine ihtiyaç duyabilir. Evinizdeki eşyayı, badanayı, boyayı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu değişimler yaşam enerjinizin pozitif yönde etkilerken kendinizi daha iyi hissetmenize de yardımcı olacak. Aşk hayatınızda kalbi boş olan bir Oğlak bireyiyseniz, sizleri heyecanlandıran kişilerle tanışabilirsiniz. Artık mutluluğu hak ettiğinizi fark edebilir ve sizi mutlu edecek insanların hayatınıza girmesiyle muhteşem aşklara da başlayabilirsiniz. Eğer hayatınızda biri varsa bir ilişki, bir flört, bir birliktelik ya da evlilik, ilişkinizle ilgili ...radikal iyi yönde kararlar alabilirsiniz. Süre gelen, devam eden bir ilişki ve bir türlü adını koyamadığınız... ...bir beraberlik yaşıyorsanız... ...evlilikle ilgili karar alabilir ya da evlilikle ilgili... ...teklif alabilirsiniz. Çok da mutlu olabilirsiniz. Ciddi adımlar atmak, ciddi adımların size atıldığını görmek, fark etmek... ...sizin gönülden çok mutlu olmanıza ayrıca etki edecek. İş ve kariyer hayatınızda sağlam adımlar attığınızın bilincinde olarak inanılmaz güzel fırsatları yakalayacaksınız ve para kazanmak bu ay ayın başından sonuna kadar sizin için işte zor olmayacak. Eğitim alanlarınızda değiştirmeyi düşündüğünüz her şeyi bir kez daha düşünün, bir kez daha düşünün. Gezegenlerin kombinasyonu eğitimle ilgili büyük değişimlerden uzak durmanız gerektiği konusunda uyarı yapıyor. Kendinizi germek, hayatınızı negatiflik Yönünü de etkilemek istemiyorsanız lütfen ama lütfen eğitim için değişim yapmayın. Bir kez daha düşünün. Sıhhatiniz, sağlığınız hususunda bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya özen gösterin efendim. Sevgili kovalar, yükselen kovalar. 2021 yılının ilk ayı Ocak ayı güneşin ayın 21'inde burcunuza geçmeden önceki süreci burcunuza geçtikten sonraki süreci nelere karşı dikkat etmeniz lazım? Öncelikle ayın spotu, zaman liderlik zamanı, ayın olumlaması. Ben yaptığım her işte lider olduğumun farkındayım. Lider olmaya da izin veriyorum. Bunu hak ediyorum. Bu olumlamayı mümkün olduğunca kulağınızın duyacağı bir ses tonuyla ister geceleri yatmadan önce ister sabahları uykudan uyandıktan sonra isterseniz gün içinde tekrar edin. Çok faydasını göreceksiniz. Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar, bulunduğunuz ortamlarda değişim ve dönüşüm yaşayacağınız bir ay olacak Ocak ayı. Farklı planlar ve projelere niyet edebilir. Yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Bu durum kendinizi duygu, çalışma, kazanma konusunda da hem kendinize duyduğunuz güvenin artmasına yardımcı olurken hem de Yaşam yolunuzda başarı adımları atarak hayattan keyif alabileceksiniz. Dikkatli olmanız gereken zamanlar: 12 Ocak Uranüs karesi, 13 Ocak'ta Mars Satürn karesi, 14 Ocak'ta Venüs Uranüs kavuşumu, 18 Ocak'ta Jüpiter Uranüs kare açı yapacak. Herkesin etkisi ve tesiri altında kalabilirsiniz. Ama siz kendi duygularınızın, düşüncelerinizin etkisinde olun. Hiç kimsenin sizi etkisi altına almasına izin vermeyin ve müsaade etmeyin. Eğer izin verir, müsaade ederseniz endişe, huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Yaşam enerjinizin de düşmesine neden olabilirsiniz. Ay boyunca lider olmaya, lider sorumluluklar içerisinde ilerlemeye lütfen izin verin. Aşk hayatınızda devam eden, süregelen bir ilişkiye sahipseniz, bu ilişkiyle alakalı sabırsız olmadığınız takdirde mutluluğunuza mutluluk katacaksınız. Flört eden bir kova burcuysanız, ilişkinizin geleceğiyle ilgili karşılıklı partnerinizle radikal kararlar alabilir ve verebilirsiniz. Özellikle işiniz gereği teknolojik, dijital alan, marketing bu tarz işleriniz varsa ayın 30'unda burcunuzda gerilemeye başlayacak olan Merkür sürecinde dosyalarınızı yedeklemeye, finans ve hesaplarınıza, banka işlerinize özen göstermeye lütfen dikkat edin. Aşk hayatınızda devam eden ilişkilerinizde sabırlı davranışlarla birlikte olası bütün sorunları ortadan kaldıracaksınız. Partnerinizle aranızda yaşadığınız olabilir, bazı sorunlar da olmuş olabilir. Mümkün olduğunca bunu hiçbir arkadaşınızla paylaşmayın. Önceden beğendiğiniz kişiler varsa ve kalbiniz boşsa bu insanlar ayağınıza gelebilir. Vaktiyle flört etmenin hayal olduğunu düşündüğünüz biriyle yakınlaşabilir ve bir aşka da başlayabilirsiniz. İş alanınızda hırslı değil, başarıya odaklanın. Özellikle liderlik vasıflarınızı kullanmaya özen gösterin. Eğitim hayatınızda kendinizi geliştirmeye açıksınız. Beklediğiniz, planladığınız sınavlarınız varsa iyi sonuçlar elde edebilir ve alabilirsiniz. Aile içi ilişkilerinizde yakın arkadaşlarınız, akrabalarınız ile ilgili bazı insanların ikinci yüzünü siz görmüş olabilirsiniz. Birilerinin de görmesiyle ilgili duada, dilekte ve niyetteyseniz artık özel bir çaba göstermenize gerek yok. Herkesin ikinci yüzünü kim görmesi gerekiyorsa görecek. Bu da sizi sabrettim, seyrettim, şükrettim demeye doğru ilerletecek emin olabilirsiniz. Aile iç ilişkilerinizde yaşıtlarınıza karşı davranışlarınızda tahammülsüz olmamaya da özen gösterin. Özellikle sağlıkta ayın son 10 gününde başınızla da alakalı rahatsızlıklara, küçük kazalara karşı dikkat etmelisiniz. 2021 yılının ilk ayı Ocak ayında 12 burcun en son burcu balık burcu. Efendim Ocak ayının sloganı hayallerinize odaklanın. Ocak ayının olumlaması siz balıklar için ben daima olmasını istediğim her şeyi hayal ederim ve gerçekleştiririm. Bu olumlamayı yapmayı ihmal etmeyin. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, içinizden geldiği gibi hareket etmek, hayallerinizi gerçekleştirmek konusunda hem kararlı olmanıza yardımcı olacak hem duygularınızı hem düşüncelerinizi hem de hayallerinizi tekrar tekrar gözden geçirmeniz konusunda da olumlu etki oluşturacak. Ayrıca bunun için inancınızın her konuda tam olması da tüm hayallerinizin ihtiyacınız olduğu kadar gelişmesine, gerçekleştirmesine de ayrı bir şans katacak. Herkes mutlu olmayı tercih ediyor. Sizin de mutlu olmak hakkınız. Ayın ilk haftasında siz sevgili balıklar nasıl bir hayat yaşadığınızı ya da nasıl bir hayat yaşamanız gerektiği üzerinde yoğun duygular içerisinde olarak adeta yeniden ruhunuzu ve yaşamınızı 12 Ocak'tan önce yapılandırabilirsiniz. 12 Ocak'ta Uranüs kare yapıyor. 13 Ocak'ta Mars Satürn karesi, 14 Ocak'ta Venüs Uranüs kavuşumu, 18 Ocak'ta Jüpiter Uranüs kare açı yapacak. Bu tarihlerde sevgili balıkların duygularında çok dikkatli olması gerekiyor. Duygusal düşüncelerinizi, planlarınızı kontrol altında tutmazsanız kendinize çok büyük haksızlıklar edebilir. Daha sonrasında da büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Lütfen duygularınızı kontrol altında tutmaya özen gösterin. İnsan hayatı boyunca nasıl düşünürse öyle hareket eder. Hareket ettiğini eyleme dökebilir. İstekleriniz konusunda net olduğunuz takdirde başarı işinizden, eğitiminizde, eğitiminizden, dileklerinizde, dileklerinizden, isteklerinize kısa zamanda değil uzun zamanda istediğiniz gibi gelişip gerçekleşecektir. Uzun zamandır devam eden bir ilişkiniz varsa yeniden heyecanın artması mümkün. E, ve aynı zamanda kısmet bekleyen bekar olanlar ne istediğini, nasıl bir partnere ihtiyaç duyduğunu bu ay düşünebilir. Ve aynı zamanda iş hayatında terfi bekleyen bir balık burcuysanız ayın 25'inden önce terfi alabilirsiniz. İş değiştirmeyi düşünüyorsanız 20-25 Ocak'ta hayatınızın iş teklifini ya da fırsatını yakalayabilirsiniz. Tercih edip değerlendirdiğinizde uzun aylar, yıllar kazanarak başarıya doğru yürüyüp koşabilirsiniz. Terfi ayı olacak bu ay balıklara. Kendi işinizi kurmak ya da kendi işinizi kurmayı düşünen bir balık burcuysanız, seçiminiz doğruysa, dikkatinizi dağıtacak bir durum yoksa kesinlikle iş kurabilirsiniz. Dikkatinizi toplamanız, öğrenmeniz, çalışmanız gereken bir ayda olduğunuzun bilincinde olduğunuz için acele hareket etmemeye özen gösterin. Zararlı gördüğünüz Duyguları ve düşünceleri kendinizden uzaklaştırmak ayın son 10 günlük sürecinde hiç de zor olmayacak, çok kolay olacak. Özellikle ayın 16'sı, 17'si, 18'i günlerinde sizin dost olarak gördüğünüz ama meğerse gizli düşmanınızmış, yeni fark edeceğiniz kişiler ortaya çıkabilir. Ne yapayım ben şimdi diyorsanız eğer beni dinlerken hiçbir şey yapmayın. Affedin Allah'a havale edin. En doğru yorum bu. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda kilo vermeye başlamak için uygun bir zaman hadi diyet ve spor planlaması yapın. Neyse Medya ailesi kocaman bir aile oldu. Neyse Medya YouTube kanalımın abonelerine, katılımcılarına, izleyicilerine inanılmaz bereketli, şanslı bir ay diliyorum. Mucizeler peşinizden sizi kovalasın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.